Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte burada Boom İş'le ilgili ilk videomuzu, ilk kaydımızı, ilk öğretici videomuzu kaydetmiş olacağız. Burada şimdi ilk olarak size birkaç gün önce yapmış olduğum çeşitli savaşlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Öncelikli olarak şöyle bir geriye doğru gidelim veya bugünden başlayalım. Bugün ne yapmışız arkadaşlar? Sahipsiz umut açmışız. Sahipsiz umut operasyonunda da 1820 puan içerisinden 1691 puan gibi puan almışız. Yani 1600 küsür puan olan büyük saldırıdan 91 puan fazla alarak sahipsiz umut operasyonundan bu şekilde ayrılmışız. Bir tane yer kaldı yeşil alan diye. Ona öncelikle bakalım ne kadarlık bir yeşil alanmış bu. 774 sağlığa sahip. 1234 10.000 kalkanı varmış. Yani burada biz kalkanları alıp da base yapmak yerine biz biraz daha burada daha fazla puan toplamaya çalıştık. Bu sebeple 1691 puan almış olduk. Burada bakalım öncelikli olarak Cem Severoğlu Torrent'te neler yapmış. Arkadaşlar Torrent'te genel olarak girmeye çok rahat olarak bulduğum base'lerden bir tanesi. Burada benim görevim şöyle kısaca bir bekletip izah edeyim. Burada benim görevim soldaki jeneratörleri almaktı. Soldaki jeneratörlere baktığınız zaman öncelikle 4 tane şok atmanız gerekebiliyor. Ancak önce Sparky'yi çıkartır herhangi bir batarya alırsanız bu benim için 3 şoka inebiliyordu. Ancak burada Sparky'yi öncelikle çıkartır ve 3 şok atma fırsatını hani değerlendirmeyi istemedim. Neden istemedim onu da hemen şöyle söyleyeyim. Şundan dolayı eğer roket atarlar uyanır ve benim açacağım şok da gecikirse kızlardan bazıları ölebilir ve jeneratörü alamayabilirdim. O nedenle ben öncelikli olarak burada hemen lazerin menziline girmeden buradan arkadaşlar hemen zamanlamada çok dikkat ediyoruz. Herhangi bir bataryanın menziline girmeden, herhangi bir bataryayı uyandırmadan yürüyeceğiz buradan. Arkadaşlar burada sol taraftaki jeneratörleri almanın en güzel yollarından bir tanesi de burada sol tarafa doğru gitmektir. Tabii sol tarafa doğru giderken de aynı zamanda burada enerji de topluyoruz. Toplamış olduğumuz enerjiler bize yardımcı olacak. Şimdi burada tabii buna yabancıların split atak dedikleri bir atak modeli de var. Yani buradan 5 kayık Zoka'yı sol tarafa doğru götürürken 3 kayık Zoka ve atıyorum işte Birik'le beraber ön taraftan herhangi bir lazeri alabilirsiniz. Burada bir sis fazla attık. Şurada en sonda. Yani burada tek sisle de kapatabilirdik ama burası biraz tehlikeli bir torrent. Herhangi bir bataryayı uyandırmak istemedik. Çünkü ikinci jeneratörü almak sıkıntı yaratabilirdi. Burada zamanlamaya çok dikkat ediyoruz. Hemen ikinci atış bittikten sonra işaret fişeğini atıyoruz ve ikinci jeneratörü de alıyoruz. Bakın görüyorsunuz zaten hemen bataryalar uyanıyorlar ve size çok fazla atış fırsatı tanımıyorlar. Burada atağımız devam ediyor. Kahramanlardan Sparky'yi seçtik. Neden Sparky'yi seçtik? Uzun menzili ve uzaktan kontrol yapabildiği için. Crazy Sparky çok ufak koşuyor. Evet burada üste çekirdek yapmak isteyen kişinin işini kolaylaştırmak istediğimden dolayı oradan herhangi bir tanesini rahat bir şekilde şok atabilmesini sağlayacak şekilde Sparky ile uzaktan kontrol yeteneğiyle bir tanesini almış olduk. Evet, bu torrent saldırımız bu şekildeydi. Ha, bir de mayın temizlemişiz. Arkadaşlar şimdi Cem Severoğlu'nun diğer saldırısına bakalım. Diğer saldırısında ne yapmış? Boom şeklinde girmişiz arkadaşlar. O da yine sahipsiz umut operasyonuymuş. 1820 puandan 1820 puan almışız. Evet burada görmüş olduğunuz gibi burada benden base yapmam istendi. Cem dedi base yapman gerekiyor, indirmen gerekiyor. Son iki kişiydi arkadaşlar. Ben sondan önceki bir kişiydim. Benim görevim burada açıkçası birazcık da kritikti galiba. Hatırladığım kadarıyla bir arkadaşımız offline durumdaydı. Onun hesabına girilmiyordu. O nedenle iki kişiyle buraya almamız gerekiyordu.
Ya şöyle birazcık hızlandıralım. Biraz daha hızlandıralım. Evet, burada kahramanlardan bir iki seçtik. Evet, burada arkadaşlar, burada şunu söyleyeyim. Ekran avantajımın işimi kolaylaştırdığını bilmenin vermiş olduğu rahatlıkla tek şok atarak oradaki bütün makineleri tekrar bataryalarına yakalamak benim için açıkçası rahat oldu. Yani burada sol tarafa gittim. Tabi burada sol tarafa gittim, çok fazla da pil almak istemedim. Çünkü benden sonra girecek olan kişi de pil alıp base'e gideceği için, bakın burada görüyorsunuz, çok fazla şok atması gerekebilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, belki de 7 tane şok atması gerekebilirdi. Ama bakın burada bu kadar şok atmak yerine, bakın şimdi ne yapacağım. İyi izleyin. Hem kendi işimi hem de kendimden sonrakinin işini kolaylaştırmak istiyorum arkadaşlar. O nedenle. İşte burada en sevmediğim olay oluyor. Tam burada bu rakete flash kill yapacakken oradan bir tanesi dışarı çıkıyor ve tam işte burada mükemmel bir flash kill zamanlaması var arkadaşlar. Normalde onların hepsi ölmeleri gerekiyordu. Ama tabii biz biraz hızlı davrandık orada. Bir tane Zoka'nın sesinin dışına çıkması nedeniyle. Tabii burada Brick bizi yalnız bıraktı. Bakın arkadaşlar, burada gayet akıllıca, burada Gambut bitiyor arkadaşlar. Burada Gambut diyor, sadece bir şok atabiliyorum. Bir şoku bir sağlık atabiliyorum. Ve aynı zamanda da bir tane ne yapmışım? Böcek atmışım. Bunu kullanarak, tabi burada bir hata var. 1600 normalde bu şekilde şu anki sağlığı. Arkadaşlar yarıdan fazlasını indiriyoruz. Yani 1300, aşağı yukarı bir 700 falan vuruyoruz burada. Saldırı da bu şekildeydi. Son iki saldırımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bundan önceki yapmış olduğum saldırılarla şöyle bir, burada çok iyi, çok iyi dediğimiz saldırılar neler vardı. Tabi burada genel olarak saldırıların hemen hemen birçoğu arkadaşlar çok üst düzey. Tabi şurada bir tane güzel bir saldırı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Pepe bizden ayrıldı bu arada, Pervis. Bu torrent miydi? Bu manifold değildi, bu waterloo değildi, bu torrent de değildi. Ya bu çok enteresan bir operasyondu. 21 kişiyle bitti ve bayağı bir kişi en son toz harcamamak için hileye girdi. Bu da değil. Neredeydi o? Abi sen kendi kendine niye konuşuyorsun? Ben kendi kendime konuşmuyorum, şu an kayıtta. Şurada güzel bir makine saldırısı vardı galiba. Fidye, Dioxin, Relaxol. 2. Nerede o atak? Atak geride kaldı. Hay Allah. Çok güzel bir makine saldırısı vardı arkadaşlar. Pervez'in yapmış olduğu güzel bir saldırıydı. Farklı bir yerde durmayı tercih etti. Güzel bir saldırıydı. Evet, bugünkü kaydımız bu kadar. Bunun dışında bakalım burada çok öyle ekstrem dediğimiz hareketlerden neler varmış acaba. Burada bir de bizim chef'imiz var. Zol zol. Arkadaşlar bu arkadaş Juan. Juan aynı zamanda Dutch Fan'da oynuyor. Çok iyi Hollandalı bir oyuncu. O da bir dünya yıldızı. Jack Sparrow bir Rus oyuncu. O da yine çok mükemmel bir oyuncu. Evet, Sperler. Sperler de güzel bir saldırı yapmıştı. Torrent, bizim Torrent'imiz. Bunu zaten izledik. Chef Chef. Yani... Evet. Burada çok öyle ekstrem dediğimiz bir saldırı yok.